Yeni bir videoma hoş geldiniz. Altay kahvaltı hazırlıyor anninesiyle. Domatesi koydu masaya. Şimdi ne getiriyorsun? Peynir. Ha, peynir de koy masamıza kuzum. Ha, aferin kuzuma. Ne içeceğiz şimdi? Çay içeceğiz biz. Evet, burada biz çay içeceğiz şimdi anninesinde. Bu ne? Bakalım o neymiş? O avokado mu yiyeceğiz? Ha, Fresh case'e de koyalım. Aferin. Başka ne istiyorsun kuzum? Her şey var. Şimdi bir ekmek koyacağız. Bir de çay bardaklarımızı koyduk mu kahvaltı yapabiliriz. Ekmeğimizi de getir kuzum. Hadi. O da ekmek. Ekmeği kızartalım bugün. Böliş bitsin yap. Tamam. Şuan anne bakıyorum kuzum. Aferin benim kuzuma. Ne güzel de kalem açıyor benim kuzum. Evet onu da aç. Hadi sok böyle. Tarafın egal. İki tarafını da yapabilirsin onu da. Açılmamış o. Ne güzel yapıyorsun sen. Güzel kuzum. Altay'la şimdi bizim boya saatimiz. Değil mi kuzum? Ha, bravo. Çok güzel. Biraz daha açman lazım burasını. Bak, çok açman lazım. Yoksa yazmıyor. Ha, hadi biraz daha. Altay'a aldım bu set. Bunların şu. Böyle. Bunun içinde kalemler. Böyle kurşun renkli kalemlerden. Değil mi? Boya. Boya. Evet boya. Biz Altay'la böyle boya yapıyoruz. Boya Ben yapayım mı? Açayım mı bunu? Ha. Bak burası açılmışı var burada. Bununla yapabilirsin. Bak. Ben yapayım mı? Boya. Ha, boya bilemedi. Bak burası kuzum. Bak bu açılacak daha yeni. Sen yap. Hadi sen yap. Şimdi hemen bir tarife geçelim. Bu tarifi birkaç hafta önce yapacaktım ama yetiştirememiştim. Bu tarif için kayısı marmeladı ama başka marmelat da olur. Camembert. Bu camembert'e Türkiye'de ne diyorlar? Fransız peyniri. Ve blätterteig, milföy hamuru. Böyle dört köşe milföy hamurunu kestim. Ben buradan Instagram'a da çekim yapıyorum ama çok kolay. Yani kestiğimi gösterdim. Böyle kestik. Kare mi oluyor? Dikdörtgen değil, kare. Sonra böyle delik açıyoruz. Çatalla böyle deliyoruz hepsini. Ben kamera bak için şuradan. Instagram için. Evet. Çekime hazırız. Peyniri de böyle bak, kestim. Şöyle. Tamamdır. Hamurumuzu alalım tekrar buraya. Şöyle yapayım en iyisi. Tarifi siz daha güzel görmeniz için. Peynirleri böyle yerleştirdim. Ve bunu şimdi 180 derece, önceden 180 derecede ısıtılmış fırına süreceğim. 15 dakika 180 derecede pişirdim böyle çıkarttım. Mutfağın ışığını kapattım. Çünkü buradaki ışıkla mutfağın ışığı beraber olunca gölge yaptığı için. Demeyin niye böyle etraf karanlık falan diye. Marmeladını da reçelini böyle üzerine koyduktan sonra tarifimiz bitmiştir. Karanlık. Burada ışık yok. Şimdi Instagram'a çekim yapıyorum ya, testini yapmam lazım. Ben bunu bir kere yaptım, biliyorum tadını ama yine de Instagram'a böyle çekiyorum. Ana, bu ne? Şöyle olması lazım. Evet, ışık bana vursun. Şöyle güzelliğime vursun. Allah'ım hepsi bana diyecek ki deli bu ya, deli. Enfes. Arkadaşlar, denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu camembert'le bu şey reçeli var ya, kayısı reçeli zaten böyle bir hani kayısı reçelini bu peynirin yanında da servis yapıyorlar. Ben bunu çalıştığım hastanede, Diyalüz Hastanesi'nde öğrenmiştim. Camembert var. Sonra onun yanına böyle reçel isteyenler var. Koyuyorlar özel günlerde. Diyorum ki Allah Allah, camembert'in yanına da reçel mi yenir? Meğer bu camembert'le bu reçel güzel oluyormuş. Enfes.
Çok da kolay ya. Misafirlerimizi falan yapmaya birebir. Işığı yakınca daha iyi oldu. Bu arada da atıştırıyorum arkadaşlar ha. Hiç sevmiyorum aslında kamera önünde böyle yemek yemesini etmesini hiç sevmiyorum. Tamam bir kere ısırıyorum. Isırdığımı görüyorsunuz ama yediğimi hiç göstermesini sevmiyorum daha doğrusu. Yani. Ben bitirdim. Tepsiyi bitirdim. Bunu şimdi bir şeyin içine alalım. Ya bu bunun içinde olmaz ki. Üst üste konmaz. Üf ya ben ne yapıyorum yine ya. Desenize ne yapıyorsun Aynur diye. Allah içinizden diyorsunuzdur. Aynur sen ne yapıyorsun ya. Reçel yapışacak. Kafama göre işte. Onu elime denk getirdim. Öyle koymaya çalışıyorum. Bak işte bu da biraz küçük geldi ama şöyle kenarına mı koysam arkadaşlar? Ben bunu zaten yerim ya. Ben bunu misafire falan çıkartmayacağım sonuçta. Değil mi? Şöyle yapayım da reçeller yapışmaz. Ama bir görseniz nasıl dizmişim yani nasıl. Ne güzel dizmişim ama. Şu kenarıya da dizdim. Buraya sığmayanları üst üste koymak istemedim. Reçeli yapışmasın diye. Mutfağa topluyoruz. Hiç mutfağı toplama. Canım istemiyor. Saat 7'ye giriyor. Burada tost var. 2 tane ceyran yapmıştım. 2 tane fazladan yaptım. Ben tostu soğuk olunca falan da yiyorum. Hiç problem olmuyor benim için. Çerez gibi gidiyor mübarek. Şöyle indirelim buraya. Hepsini kaldıralım. Bunlar kaldırıyor burada. Evet. Çay yapacağım şimdi. Hemen şöyle çay biraz su koyalım içine. Şey Kirli Sepeti dizisine başladım dün. Arkadaşlar bakın hani ben yatarken dizi bakıyorum da böyle hemen uyuyorum ya. Kirli Sepeti'ne tam 2 bölüm baktım. Tam 2 bölüm gece saat 3'tü uyuduğumda. Yani uyudum kaldım da ama hemen böyle bir yarım saat sonra tekrar uyandım. Ondan sonra dedim devam. Devam. Çok merak ettim. Şey böyle aslında böyle şey polisiye dizisi gibi bir şey sanki. Şimdi bana baştan öyle geldi. Tabii biraz komik. Ya hoşuma gitti yani böyle çok şey ağır bir dizi değil. Hani bu Kızılcık Şerbeti gibi şu bu gibi. Bir de Kızıl Gonca, Özcan Deniz'in Kızıl Gonca dizisi varmış. Onu da çok merak ediyorum. Ona da başlamak istiyorum aslında da. Hangi birini yürüteceğim? Bilmiyorum yani becerebilir miyim? Ya Kirli Sepeti iyiymiş. Ve buraya yine böyle iş alanımı açmışımdır. Siparişlerim işte rehnutlar falan. Onları yazdım, siparişleri verdim tekrar. Mary Kay ürünlerini sipariş edenlerin. Çay suyunu açacaktım. Kuaför randevum ertelendi. Allah'ım. Tabirinceyin onunla. Her tarafım beyazlarım böyle. Bunlarım da. Şöyle şöyle yapıyorum. Bir de saçlarım yıkanacak artık. Yani yıkamam lazım. Kaç gün oldu yıkamayalı. Böyle hani sık sık yıkamadığım için. Ne kadar hani böyle şey olsa da belirli gününü bekletiyorum. Fazla sık yıkamayayım diye. Bazen çok çabuk yağlanıyor. Kullandığım ürüne bağlı. Hani çok sprey kullanırsam gel şu bu saçlarıma artık. O zaman tabii daha çabuk yağlanıyor. Öbür türlü bir 4-5 gün yani. 5 gün idare ediyor yani. Sonuçta ben idare ediyorum. Yılbaşı videom da Allah'ım ne problemli video oldu arkadaşlar ya. Son 2 dakikayı şey datayı ekliyorum. Şey programı Magix programıma bir türlü onu videoyu MP4'e çevirirken o 2 dakikaya ayırıyor. Onu almıyor. Bir türlü almıyor. Olmadı. Olmadı. Onun için bir gün videoyu atladım zaten. Hani yapamadım. Olmadı. Dedim o gün hani kalsın. Hatta 2 dakikası gelmiş o videonun. Bana işte yazdılar ya son 2 işte 2 dakikalık video bu nasıl diye hemen çıkarttım videoyu. Çünkü anlamsız bir video. Son 2 dakika yani konuşma yaptığım bölümdü. O konuşma yaptığım bölümü yılbaşı videosuna alamadım bir türlü. Ya neyse. Hayırlısı olsun. Vardır onda da bir hayır. Olmayacaktır. O konuşma bölümüm olmayacaktır. İyi ki de olmadı. Zaten aboneler böyle tıkır tıkır kaçtılar. Yılbaşı kutluyor diye. Hediyeleşiyor diye. Ne bileyim işte ya kızın babası yok da işte sen niye yapıyorsun da işte sen kimsin de işte senden utanıyoruz da ah neler duydum neler duydum. Kimse benim adıma utanmasına gerek yok arkadaşlar. Hiç kimse benim adıma
utanmasına gerek yok. Ben de kimsenin dışarıda yaptığının adına utanmıyorum. Çünkü herkesin kendi hayatı. Hani beni ilgilendirmez. Bana bir utanma şeyi düşmez. Veya ne bileyim, hiç beni ilgilendirmez. Ben burada günlük blogumu, hayatımı çekiyorum ve ne yaptığımı da size açık açık gösteriyorum. Hiçbir şey gizlemeden, saklamadan, isteseydim ne story çekerdim, ne video çekerdim, hiçbir şey yapmazdım yani. Hepsini o gün kapatırdım telefonumu, kapatırdım kameramı, yine yapardım ama ben yapmadım. Yani şu kızımın babasını da artık duymak istemiyorum. Ya bıktım artık. Resmen bıktım. O varken şunu yaptın, o varken şunu yapıyorsun, o gitti şunu yapıyorsun. Ay, sanki hayatımda bir o varmışmış. Bir 15 sene adam hayatıma girdi, çıktı. Hayatımın 15 senesi hayatımda vardı, çıktı gitti artık, bitti. Duymak istemiyorum. Yeminle duymak istemiyorum. Ya böyle hani hiçbir şey olmadan yani ayrıldık sonuçta. Öyle ne kavgalar, ne dövüşlü başkaları gibi. Ama artık böyle diye diye bana da böyle kin duyduracaklar ya. Resmen adama kin duyduracaklar bana yani. Ya diye diye böyle. Ya kardeşim, benim ondan önce, o gelmeden hayatıma benim bir hayatım vardı. Ondan sonra bir hayatım vardı, yalnız yaşadım. Oğlanlarımın babasıyla yaşadım, sonra yalnız yaşadım, sonra ondan sonra robotla yaşadım. Ya şimdi başka bir hayat dönemine girdim. Ben ondan gördüm diye mi bir şeyi kutluyorum? O yokken de kutluyorduk. 30 senedir kutluyorum ben. Robotla görmedim ben Noel'i. Robot öğretmedi bize Noel'i. Yani robot inançlı biri de değildi. Böyle yarım yamalak konuşan insanlar kafanıza sokun. Robot Hristiyan değildi arkadaşlar, değildi. Robot inançsız biriydi. Hiçbir şeye inanmıyordu. Bunu bir kere daha söyledim. Yani o da öylesine kutluyordu. Yeter ki senede bir gün böyle bir güzel gün olsun, kutlama olsun, hediyeleşme olsun diye. Yani onun da inancından değil. Allah'ım, Allah'ım, ne kadar zor bir dünya, ne kadar zor bir dünyaymış, ben anlayamadım, gittim. Niye birbirimize bu kadar her şeyi zorlaştırıyoruz, niye birbirimizin hayatını zorlaştırıyoruz, niye birbirimizin moralini bozmaya çalışıyoruz, niye, ben hep bu niye sorusunu kafama takılıyor. Benim şu kapımdan dışarıda kim ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmez arkadaşlar. İster Noel kutlasın, ister bayramını kutlasın, ister başka bir şey, isterse bütün dinin bayramlarını kutlasın. Ama neyse, sizin kafanıza şişirmek istemiyorum arkadaşlar. Diyorum ya, gidenler gitti, aboneler gitsinler. Ama ben şunu biliyorum ki o giden aboneler var ya arkadaşlar, abone olmadan videolarımı zaten izliyorlar. Zaten meraklarından izliyorlar, çatlıyorlar. Ne yapıyor, ne etti, acaba yeni ne kutladı, nereye gitti, nerede gezdi, ne yiyor, ne içiyor. Yine bakıyorlar, abonelikten çıktım. Çıktım ne demek? Ben bilmiyor muyum izlediklerini abone olmadan, yorum yazmadan? Biliyorum. Yani ne gereği var yazıyorsun abonelikten çıktım. Sanki benim abone sayım 100 fazla, 100 eksik, 1000 fazla, 1000 eksik olunca başım göğe mi değecek? Değmeyecek. Yani Allah razı olsun. Allah'ın bakanlardan, beni destekleyenlerden, benim arkamda duranlardan, beni sadece videolarımdan böyle görerek seven, destekleyenlerden Allah'ın bin kere razı olsun. Allah'ın bir yerine bin versin hepsine. Bu benim en büyük duam. İnşallah hepinize böyle geçer. Bu dualarım, cidden diyorum arkadaşlar, içten gelerek söylüyorum. Neyse, çayımı içeceğim. Çayımı sakinleşmek için çay içelim. Çay, aslında kahve giderdi ya. Bunun üzerine bir kahve giderdi ya. Bakın arkadaşlar, Miley'in tasını da içeyim şimdiki ha. Miley'in tasını içeyim. Aslında çayı ben, ya yok ya, ben böyle bardakla çay içmem. Bu ne ya? Böyle bardakla çay mı içilir? Çay dediğin şöyle cam bardakta olur. Böyle güzel içi görünür. Altay'ın yoğurdu da duruyor burada. Kaşıkladı bıraktı. Benim toruncağızım. Toruncağızım anaokuluna başlıyor artık. Ah, toruncağızım da gelmeyecek. Torununa niye bakıyorsun diye nerede artık sevinecek? Bakmıyorum artık. Aha, gidiyordu anaokuluna. Yok, bitti. Ha, böyle geçiveriyor zaman. Çabucak geçiyor, gidiyor işte. Baktığım günler de yanıma kar kaldı şimdi torununla geçirdiğim vakit. Ya bitti. Bu hafta yarın bir kere gelecek. Bir de bir haftaya iki defa gelecek. Bundan sonra anaokuluna başlıyor yani. Anaokuluna başlayınca zaten kreş mi diyorlar, pardon. Zaten eskisi gibi olur mu öyle düzenli bana 8'den 3'e kadar 4'e kadar geldiği gibi? Olmaz tabii ki sonuçta. Güzel o günlerim 6 ayıma ayrılıyordu. O da bitti. Ya iyi de bakmışım. Oh ne güzel torunumla ne güzel vakit geçirdim. Babaanne torun böyle. Kaç, ne kadar oldu? 2 sene. 2 sene. Sene baktım, evet. Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Sese bak. Gelemem sevdim.
kader bağlıyor. Miley sesini beğenmedin mi? Hayır. Neden? Şu şarkı dilime dolandı benim ya. Instagram'da gördüm ben. Instagram'da biri koymuş, ben de gördüm. Öyle dolandı işte. Pasta yiyeceğim. İşte tabak kirletemeyeceğim. Burada bir tane tabak var. Bunu koyacağım. Şöyle. Hiçbir şey yok yani sonuçta tabakta. Bunları yerim ben. Yeni bir gün. Ben erkenden kalktım bugün. Saat 5.30'du zannedersem. Kalktım, hemen duşumu aldım, hazırlandım. Evi biraz derledim, toparladım arkadaşlar. Bugün misafirimiz gelecek. Böyle şey oldu, sürpriz oldu. Akşam saat 8.30 muydu, 9 muydu aradı beni. Geleceğim diye öğlen gibi zannedersem gelecekler. Onun için erkenden kalktım, hemen şöyle evimi derledim, toparladım. Tabii annemlerde de, ya annemlerde daha çok kalırlar zannedersem. Bir dakika videomda misafirimin kim olduğunu söylerim inşallah. Ama gösteremem zannedersem, kameraya çıkmak istemezler. Yine de çok seviniyorum, cidden çok seviniyorum misafirimin geleceğine. Çünkü yıllar sonra tekrar görüşeceğiz inşallah. Onun için böyle bir kalktım, hem böyle sevinçli evlerimi topladım, duşumu aldım, saçlarımı yaptım, kendimi hazırladım. Dedim öğlene hazır olayım, çünkü gidip Bahnhof'tan ben alacağım. Hani arayınca veya saatini söyleyince böyle bir panik yapmayayım diye. Altay da gelecek bugün. Onun için hazırım. Bir dahaki videomda görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok çok bakın. Çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.